Merhaba arkadaşlar. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Kasım ayı örnek sorunlarımızda an itibariyle yayınlandı. Sizlerle şimdi Kasım ayı örnek sorularımızın sözel bölüm Türkçe sorularını yani 10 soruluk bölümün detaylı cevaplarını hazırlayacağız. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Evet sevgili gençler ilk sorumuza başlamadan önce hemen hatırlatmamızı yapalım. Yukarıda kartlar bölümünde Ekim ayı örnek soruları da sizinle paylaşıyorum. Onun da yine Türkçe sorularının detaylı çözümünü inceleyebilirsiniz. Şimdi bu sorularımızın tabii ki pdf linki hem Milli Eğitim'in kendi sayfasında hem de bizim videomuzun açıklama bölümünde mevcut. Oradan sizler de indirebilirsiniz. O şekilde kendiniz de çözersiniz. İlk sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Bu cümledeki altı çizili sözlerle İsmet Özel'in edebiyatımızda çok önemli bir yazardır kendisi. Sırasıyla hangi özelliklerine vurgu yapılmıştır? Bakıyoruz. Altı çizili ifadeler çok önemli. Tabi biz önce tamamını okuyalım anlamak için. Modern düşünce çağında bir takım hayati kavramların etrafında geniş bir düşünce sahası açan metinleriyle İsmet Özel edebiyat dünyasında sürekli genişleyen bir damar olarak varlığını hissettirmekte. Yine biz de vurgulayalım. Sürekli genişleyen bir damar şiirleri ve yazılarıyla ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Bakalım. Burada tabii ki en güzel formül yerine yazmak arkadaşlar. Sürekli genişleyen bir damar, planlı çalışmayı seven. Hiçbir alakası yok. Bunu direkt kafadan eleyebiliyoruz. Etki alanını arttıran, genişleyen olabilir. Önemli konularla ilgili düşünceler geliştiren bu da olabilir. Üretme gücü olan üretken. Şimdi genişlemekle üretmek de birbiriyle yakın anlamlı. Ben üçünü de eleyemedim arkadaşlar. Sadece A şıkkını eleyebildim. Devam ediyorum. Şiirleri ve yazılarıyla ilgi odağı. Yani tüm ilgiyi üzerinde toplamış. İnsanların bunu zaten elemiştik. Çevrenin yoğun dikkatini üzerinde toplayan. Evet bu çok uygun. Şu anda cevabımız B şıkkı gibi. Özgün bir kendine ait. ilgi odağıyla alakası yok etrafındakilere örnek olan örneklikle ilgi odağı olmak birbirinden farklı herkesin ilgisini çekecek. Kesinlikle arkadaşlar birinci sorumuzun cevabı B şıkkı. İki numaralı soruya bir bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlatılanlar yay ayraç içinde verilen sözcükle ilişkilendirilemez. Hasret, merhamet, yalnızlık, umut. Bunlar hani cümlede anlam konusundaki duygular arkadaşlar. Dikkat edelim. Denize dönmek istiyorum. Mavi aynasında suların. Boy verip görünmek istiyorum. Hasret, özlem. Eş anlamlısı. Şimdi bakın şu ifade denize dönmek diyor. Bakın denize gitmek demiyor. Denize dönmek. Demek ki bunu geçmişte yapmış ve onu özlüyor. Direkt eleyelim A şıkkını. Bir el ol ki oğul yoksulu giydiresin. Ayak olursan oğul karınca ezmeyesin. Karıncaya kendinden zayıflara merhamet et. Bağışla. Evet bu da uygun. Düşünen alnımda benim her çizgi baharı olmayan bir kışa benzer. Baharı olmayan kış çaresiz ya da umutsuz. Fakat bunun yalnız olduğunu hemen anlayamam. Yani sadece bu ifadeye göre yalnızlık duygusu çektiğini bilemem. Belki çevresinde eşi dostu çok ama yine üzüntülü. Devam edelim hemen işaretlemeyelim. Gün olur toprak uyanır ağaç uyanır uyanır böcekler. Sarı bozkır titrer çıplak ağaçlar yeşerir gök yıkanır. Evet sabret diyor gün olunca her şey yoluna girer yani umut. Doğruymuş arkadaşlar ikinci sorumuz C şıkkı. Üçüncü örnek sorumuza bir bakalım. Soru kökünü okuyoruz her zamanki gibi. Bu cümleden hareketle kaplumbağa terbiyecisi adlı tablo ile ilgili hangisi söylenebilir? Bakalım. Osman Hamdi Bey Fransız Sanatçılar Derneği'nin Paris'te düzenlediği sergide yer almak üzere bir tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yaptığı kaplumbağa terbiyecisi adlı tabloyu sergideki asıl adı kaplumbağalı adamdır. Burada ek bilgi vermiş. Ara söz kısa çizgi için almış arkadaşlar. Unutmayalım. Japonya'daki kaplumbağa terbiyecilerinden söz eden bir yazıdan esinlenerek oluşturmuştur. Yani önceden gördüğü bir yazıdan esinlenip bunu oluşturmuş. İlham kaynağı Osman Hamdi Bey'in okuduğu bir yazıdır. Bitti. Bakın çok net çıkıyor. Niye? Esinlenmek demiş ilham kaynağı. Ondan yola çıkıyor. Ondan ilham alıyor. Birden fazla sergi var mı? Hayır. Bir tane bahsediyor. Diğer tablolarından farklı bir teknik var mı? İyi okuyun. Yağlı boya üzerine yağlı boya tekniğiyle yapmış ama diğerlerinden farklı olduğunu belirtmemiş. Japon kaplumbağa terbiyecilerini anlatmaktadır. Oradan esinlenmiş ama onu anlattığına dair bir bilgi yok. Cevabımız aşık arkadaşlar. Evet sevgili gençler dördüncü soruya geldiğimizde dikkat edelim bir sözel mantık sorusu var. Ama tablo verildiği için çözümü daha kolay. Bakın ben bütün sözel mantık sorularını şöyle yukarıya link olarak ekliyorum. Püf noktalarını anlattığım harika bir video var. Oradan mutlaka izleyip teknikleri öğrenin. Şimdi arkadaşlar soruya bir bakalım. Burayı anlayamazsak tabii ki şıklara geçemeyiz. bu kelime oyununda bir kelime oyunu var. Soru işaretiyle belirtilen yerlere çeşitli harfler gelecek. 1, 2, 3 tane harf arıyoruz. Amaç ortadaki altıgenin bir numaralı kenarına denk gelen altıgendeki harften başlayarak saat yönünde anlamlı bir kelime. Bir numaralı kenar burası. Şu şekilde gittiğinde A ile başlayan bir kelime ve anlamlı bir kelime. Tamam mı? Bunu oluşturmak amaç. Fakat harfleri boşluklara getirirken ortadaki altıgenle diğer altıgenlerin birleştiği kenarlar da aynı sayılar olacak. Şimdi sevgili çocuklar bakın ortadaki ile kenarlar aynı. Birebir. 6'ya 6. Burası 5 olacak. Bakın ipucunu hemen yakaladık. 4'e 4. Burası 3 olacak. Burası 2 olacak. Yani iki şeyi kontrol edeceğiz. Bulacağımız bu altıgenlerin kenarlarıyla ilgili bir bilgimiz var. Bunlar uyacak birbirine. Bir de tamamı bir anlamlı kelime olacak. Mesela şunu bir deneyelim. Kıt. K ve I yazdığımızı düşünelim. Akıntı. Bakın anlamlı bir kelime. Şunu da koyalım. Alındı. Bu da bir kelime. Şunu koyalım. Arantı değil mi? Evet arantı. Bu biraz tuhaf oldu ama inceleyeceğiz. Aşıntı. Hepsi oluyor diyelim. Haydi başlıyoruz. Şimdi buradan başlıyorum. İlk soru işareti. 6-2 olacak. Gitti. Bakın daha direkt gitti. Niye? Bakın burası 2 olacaktı. A'yı eledim. Neden elediğimi anlayabildiniz mi arkadaşlar? Kenarlar ortadaki altıgenle eşit olacaktı. İlk harf bu olduğu için 1 olmuş gitti. 2 doğru, 2 doğru, 2 doğru. Tamam. Peki devam edelim. İkinci harfe geçelim. Burada solu şu kenarı 3 olacak. 4 demiş. Pardon ikinci harfe bakıyorduk. 3 demiş. 2 demiş. Bu da gitti. Bak bundan dolayı. C şıkkını da eliyorum. 3 demiş. 3 demiş. Burası doğru. Devam edelim. Aşağısı 2. Tamam. Şimdi ikisini de eledik diyelim. Tamam mı? İkisini de geçtik. Son kutucuğa bakalım. Bulamazsak tekrar döneriz. Son kutucuğun en üstü 5 olacak. Gördük mü? Sağı 1, solu 2. En üstü 5, solu 2, sağı 1. En üstü 5 bakıyoruz. Solu 2, sağı 1. Ama burada ne var? 6 var. Şurası 6 olmaz. Evet bunu da bu yüzden eledik. Umarım <laughs> pardon arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Sadece kenar uyumlarına göre bulduk arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Şurası 2 burası 1 burası 5. 2 1 5 diğerleri de uygun. Hiç uğraşmaya gerek yok. Dördüncü sorumuz D şıkkı. Örnek Türkçe sorularımızın yarısına geldiğimizde arkadaşlar hemen söyleyelim. Şu anda aşağıda görmüş olduğunuz gibi YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açtığınız takdirde videolarımızı paylaşır paylaşmaz anında haberdar olabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bu metinlerinden hangileri yazarın bu cümlede söz edilen anlatım özelliklerini yansıtır. Bakın biz nasıl bir metin arayacağız. Birinci kişi ağzından olacak. Birinci şahıs. Yani yazar kendisi olayın içinde olacak. Dikkat çekici mekan betimlemesi olacak. Betimlemeyi biliyorsunuz. Sözcüklerle resim yapmak diyoruz biz buna. Ama yer belirtecek, insanı tasvir etmeyecek bir mekan. İki şeyi kontrol ediyoruz tamam mı arkadaşlar? Biri bu. İkincisi bu. Şimdi ilk ile başlayalım kolay olduğu için. İnsanların arasından sessizce çıktım. Evet, birinci kişi. Salonun köşesinde her gün oturup bahçeyi izlediği emekli bir koltuk vardı. Yavaşça oturdu koltuğa. Bahçedeki yıkılmış duvara, ayva ağacına ve kurumuş otlara çekerek baktı. Olayın içine girdi mi? Hiç girmedi. Bunu direkt eliyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü birinci kişi değil, üçüncü kişiyle anlatılmış. Üçüncü kişi. Devam edelim. Taşra'daki evimiz, bu da birinci kişi. Bir ve üç derseniz cevaba bir yol kat etmiş olursunuz ama şıklarda göremezsiniz. Niye? Çünkü daha burayı kontrol etmedik. Mekan betimlemesine bakalım hangisinde bir yer betimliyor? Uysal ata bindi. Atı betimleme olmaz. At ansızın üttü. Evet hiç yer yok. Bir de gitti. Üç de kesinlikle bir yer belirtmiş olması lazım. Evin yokuşun üstündeymiş. Büyük koridoru varmış. Odadan çıkınca büyük ve sessiz koridor varmış. Evet işte mekan betimledi. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Koyu bölümü okuyorum her zamanki gibi. Numaralanmış parçaların hangilerinde sözü edilen buluşun ortaya çıkışında yay ayraç içindeki kavram etkili olmuştur diyor. Bakıyoruz tesadüf mü etkili olmuş bunda? Gözlem mi? İlham mı? Tek tek inceleyelim. 1903 yılında Fransız bir kimyager deney tüpünü laboratuvarın zeminine düşürdü. Tüp kırıldı ancak dağılmadan tek parça halinde kalabildi. Kimya deney tüpün içinde yer alan bir maddenin parçalanmayı engellediğini anladı, ama üzerine fazla kafa yormadı, ta ki bir aracın camının nasıl kırıldığını görene dek. Böylece koral kırıl kolay kırılmayan camı icat ettiğini fark etti. Bu buluşu 1920'lerde arabaların ön camında kullanılmaya başlandı. Tamamen tesadüf değil mi arkadaşlar? Deney tüpünü düşürüyor ve bir arabanın camının kırılmasını görüyor. Yani bir kesinlikle cevaplarımız da olacak. İki şıkkı birden elemiş olduk. Bir mi? Bir ve üç mü? Dolayısıyla iki de gitmiş oldu. Teyit edelim. Lokantada sipariş ettiği patates kızartmasını beğenmeyen bir müşteri patateslerin daha ince ve kızarmış olması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine aşçı patatesleri çok ince kesip kupkuru olana dek kızarttı. Patateslerin bu halini herkes çok beğendi ve patates cipsi bu şekilde ortaya çıktı. Bu bir gözlem değil. Bir şeyi gözlemleyip yapmıyor. Bir müşterinin talebi doğrultusunda ortaya çıkıyor. Yani zaten iki şıklarımız da olamazmış. Hata yapmamışız. Şöyle yapıyorum. Biri yuvarlak için alıyorum. 3 doğru 3 cevabımız C şıkkı yoksa A şıkkı. İlham bir şeyden ilham alacak. Böyle bir soru çözmüştük. Esinlenmek hatırlayın. Sonar bir gemi ve veya denizaltının yerini ses dalgaları yardımıyla belirleyen bir sistemdir. 1950'lerde bu sistemin tıpta kullanılabileceği düşünülerek ultrason cihazı geliştirildi. Bu cihaz sayesinde anne karnından ses dalgaları geçirilerek bebeğin şekli görülebilmektedir. Ultrasonik tarama adı verilen bu işlem anne karnındaki bebeklerin sağlık durumunu kontrol etmede kullanılmaktadır. Şimdi arkadaşlar, tıpta kullanılan ultrason cihazı nasıl geliştirilmiş sorusunu sorduğumuzda nereden ilham alınmış sonardan, bir gemi ve deniz altındaki ses dalgalarından. Dolayısıyla bir şeyden esinlenerek yola çıkılmış. Sonara bakılarak ilham var diyeceğiz. 1 3 cevabımız C şıkkı. Ve geldik arkadaşlar Kasım ayı örnek sorularının Türkçe sorularının 7. sorusuna. Çok uzun bir mantık sorusu var. Şimdi bu tarz soruların nasıl çözüleceğini anlatmıştık. Hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Eleyerek bulacağız doğru cevabı. Mutlaka LGS'de böyle bir soru var. Bunu da hatırlatayım. Dikkat edin arkadaşlar bu tarz soruları çözerken. Şimdi bazı müzik aletleri ve sınıflandırması var. Yaylılar bunlar, vurmalılar bunlar, tahtı üflemeliler bunlar, bakır üflemeliler bunlar. Her birinden dörder tane örnek yazmış. Orkestranın sahnedeki dizimiyle ilgili bilinenler şunlar. Üç tane öncülümüz var. Şöyle. Bunları tek tek uygulayıp Doğru seçeneği bulalım. Hangisi doğru dizilimdir diyor. Birinciden başlıyorum. <laughs> Pardon. Vurmalı müzik aleti yokmuş birinci sırada. Bakıyoruz vurmalı. Timpani zil, marakas, trompet yok. Trompetle trompeti birbirine karıştırmayın A v, Keman, flüt, fagot, trompet burada da yok. Fagot, flüt, keman, trompet burada da yok. Zil var burada vurmalı olarak. Evet. Doğru arkadaşlar. Zilden dolayı biz bir tane vurmalı çalgı var. Birinci sırada. Bakın zile vurmalı diyor. D şıkkını eledim. Anladık mı arkadaşlar burayı? Şu bitti. Sadece bunu eleyebildim. Yaylı müzik aletlerinin tümü farklı sıralarda ve ardarda dizilmiştir. Yaylı müzik aletlerinin tümü farklı sıralarda ve ardarda. Yaylılar farklı sıralarda olacak ardarda. Arda. Yani şöylemesine aynı. Bakıyoruz. Keman, viola, violonsel, kontrbas. Keman, viola, kontrbas, violonsel yok. Tuba var. Gitti. Arda arda olacaktı. Peki şunlara bakalım. Keman, viola, violonsel, kontrbas doğru. Buraya bakalım. Keman, viola, violonsel, kontrbas bu da doğru. Yani şunu da buldum. İki şık kaldı elimde. Sonuncuyla da muhtemelen birini daha eleyip cevabı bulacağız. Tahta üflemeli herhangi bir çalgı ile bakır üflemeli çalgı yan yana gelmemiştir diyor. Şunlarla şunlar yan yana olmayacak. Hemen B'den devam edelim trompetten sonra zil, tamam. Zilden sonra kornet, var mı bir sıkıntı? Yok. Marakas'tan sonra obua, ikisinde yok zaten. Obuadan sonra tuba. Obuadan sonra tuba dedim. Dikkat ederseniz ikisi yan yana gelmiş. Tahta, bakır. Klarnetten sonra trombon. Trombon, klarnet. Fagottan sonra fagot, trompet hepsini yapmışlar. Gözden kaçırılacak gibi değil arkadaşlar. B şıkkı da buradan gitti. Hepsi uygun olan doğru dizilim orkestranın C şıkkında verilmiş. 8. sorumuz bir paragraf sorusu arkadaşlar. Hemen okuyoruz. Tabi paragrafla ilgili de taktiklerimizin olduğu videomuzu mutlaka izleyin. Kartları ekleyelim onu da. Bu metne göre hangisi biyomimikriye örnek olamaz? Biyomimikri ne demek? Evet önce bunu bilmemiz lazım. Yaşam anlamına gelen bios ve taklit anlamına gelen mimesis sözcüklerinden oluşan biyomimikri. Tasarım yaparken ve yenilikçi teknolojiler geliştirirken doğadan esinlenmek. Ha bitti. Ne oldu? Çok basit arkadaşlar. Hani sivrisineklerden yola çıkıp uçak yapıyorlar ya. O işte. Doğadan esinlenip yenilikçi bir teknoloji üretmek. Bakalım hangisi böyle bir şey değil. En az malzemeyle en fazla yer inşa edilebilmesi amacıyla bal peteklerinin arılar tarafından altıgen. Arıların bal peteği yapması bir teknolojik alet mi? Hayır. Burada hayvanlardan esinlenip yapılan bir şey yok. Hayvanın kendi yaptığı bir ürün var. Ama yine de kontrol ediyorum. Dalgıç giysilerinin köpek balıklarının hızlı yürümesini sağlayan derilerden ilham alınması, köpek balığından ilham alınmış. Ayçiçeğinin güneşe doğru yönelme hareketinden yola çıkarak gölgeli ve güneşli alan arasındaki sıcaklık farkına göre hareket eden güneş paneli üretilmesi, güneş paneli ayçiçeğinden ilham alınarak yapılmış. Gecko kertenkelesinin ayağının altında bulunan ve tırmanmasını kolaylaştıran tüy, ben, tüy benzeri dokudan hareketle farklı yüzeylere kolaylıkla tırmanabilen robotların yapılması. Burada da robot yaparken kertenkeleden faydalanılmış. Cevabımız kesinlikle aşık. Evet arkadaşlar 9. soruya baktığınızda inanın birazcık şaşırdım. Niye diyeceksiniz? Geçen yıllarda dil bilgisi soruları örnek sorular içerisinde pek yer almıyordu. Ama bu yıl geçen Ekim aylarında da bir tane vardı yanlış hatırlamıyorsam yine ile alakalı. Bu yıl dil bilgisi soruları da eklemeye başlanılmış. Buna dikkat edelim. Mutlaka sınavda çıkar. Hangi sıfat fiil sıfat görevinde değildir. Kullanılmamıştır. Şimdi bir sıfat görevinde olması için şöyle önüne bir isim alması gerekiyor. Burası da sıfat fiil. Hemen kontrol ediyorum. Bulunan bir araştırma. Nasıl araştırma? Bulunan. Gitti. Kolay bir soru arkadaşlar. Aldıkları buz örneği. Nasıl buz örneği? Hangi buz örneği aldıkları? Gitti. 3'e bakıyorum. Burada yeri kaymış değil mi? Evet 3 burası. 4 burası birazcık yanlış çıkmış. Donmuş hayvan nasıl hayvan? Donmuş hayvan. Bu da gitti. Geri döndürüldüğü belirtildi. Belirtilmek isim değil zaten fiil fiilin yanında sıfat görevinde kullanılamaz. Cevabımız D şıkkı. Ve geldik son örnek Türkçe sorumuza. Oldukça uzun bir video oldu arkadaşlar. Farkındayım. Siz de yoruldunuz, ben de yoruldum. Ama son sorumuza dikkat edelim. Bir noktalama işareti sorusu. Tamamını arkadaşlar tüm örnekleriyle anlatmaya çalıştım size bir videomuzda. Hangisinin örneği yoktur diyor. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime kelime gruplarının arasına virgül konur. Süt, yumurta, balık. Gördük mü? Hemen getiriyorum. A şıkkı gitti. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine 3 nokta konur. Bakın burada var. Ama bu alıntı mı? Bir kontrol edelim. Birçok alanda görevi bulunuyor. Örnek vermiş. Büyüme ve gelişme, sinir sistemi normal çalışması. Arkadaşlar bu bakın yazıyorum yanına benzer örneklerin devam ettiğini gösteriyor. Devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu alıntı olduğunu göstermiyor. Cevabım çıktı ama ben hemen bırakmıyorum. <laughs> Devamında bakıyorum. İkiden fazla eş değer öge arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konulur. Şurada virgül var diye ikiden fazla eş değer öge arasında. Özneyi belirtirken ne yapmışlar çocuklar buraya? Noktalı virgül koymuşlar. C'yi doğru yapmışız elemişiz. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta. Örnek ve açıklamalardan sonra iki nokta. Bakın burada örnek verirken iki nokta koymuş. Dolayısıyla bu da doğru. Son sorumuz 5. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn